Melek'le Yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz her gün yapmış olduğumuz, yemiş olduğumuz ekmeğimize değişik bir boyut kazandırıyoruz. Ve bu görseliyle harika bir ekmek elde ediyoruz. Resmen fırıncılarda satılan ekmekler gibi. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ekmeğimizi yapmak için arkadaşlar genellikle herkesin evinde klasik ekmek tarifi vardır. Bu da hemen hemen aynısı. 600 gram unumu yoğurma kabına koyuyorum. Ben yoğurma makinesine yoğurdum. Siz dilediğiniz elinize de yoğurabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz koydum. Bir yemek kaşığı şeker. Bir yemek kaşığı da kuru maya koyuyorum. Ve mikserimi karıştırıp önce bir kuru malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Genellikle bu arkadaşlar normal ekmek yapma. Bu arada 2 su bardağı su yerine arkadaşlar ben peynir altı suyu kullanıyorum. Genellikle hep elimde olduğu için ama su, süt ya da peynir altı suyu hiç fark etmez. Üçü de aynı işlemi görür değerli arkadaşlar. Sizin elinizde hangisi varsa onu kullanın ve ılık olacak bu arada. Soğuk peynir altı suyu ya da soğuk süt, soğuk su kullanmıyoruz. Ilık suyumuzu koyduk. Ilık kullanıyoruz arkadaşlar. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Şöyle kontrollü şekilde 2 su bardağını bir anda hamura dökmüyorum. 2 su bardağını 600 gram un hepsini yedi aldı değerli arkadaşlar. Dediğim bir anda dökmeyin. Her zaman için unun yoğunluğu, emici kuvveti farklı olur. İyice yoğurduktan sonra kıvamı da böyle değerli arkadaşlar. Dilerseniz tezgahın üstünde de yoğurabilir, iyice özleştirebilirsiniz. Hamurumu koyuyorum yoğurma kabına ve üzerine 2 yemek kaşığı şöyle göz kararı zeytinyağı döküyorum. Zeytinyağı, tereyağı fark etmez. Burada ikisini de kullanabilirsiniz. Sıvı yağ fark etmez arkadaşlar. Burada hamurun yüzünü kurutmamak ve onu yumuşak bir hamur elde etmek arkadaşlar. Pişerken de içi kurumasını istiyoruz. Ve şöyle bir alt üst yapıyorum. Mayalanırken de şey yoğurma kazanına yapışmıyor arkadaşlar. Böyle hafiften bir yağladığınız zaman üzerine örtüyorum ve yarım saat dinlendiriyorum bunu. Yarım saat dinlendiriyorum ve yarım saatin sonunda arkadaşlar tekrar bir daha açıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yarım saatte yarıya kadar mayalanmış oldu. Ve bunu alıyorum. Şu anda bu kenarlarda görmüş olduğunuz yağ ile birlikte bunu yoğuruyorum arkadaşlar. Tekrar bir daha kapatıp bir yarım saat daha dinlendiriyorum. Toplamda hamurumu 1 saat dinlendirmiş oluyorum. Ama bu arada 2 kere yoğurmuş oluyorum. Yarım saatte bir yoğurmuş oluyorum. Şimdi bunu orada ikinci yarım saati mayalanırken şimdi bizim asıl arkadaşlar can alıcı noktamız dediğimiz asıl böyle ekmeğimize boyut kazandırdığımız aşamaya geliyoruz. Burada elimdeki malzemelerle değişik şekiller yapıyoruz. Ben önce keten tohumu kullandım. Göstermiş olduğum arkadaşlar birincisi. İkincisi ayçiçek çekirdeği, üçüncüsü de kabak çekirdeği. Şu anda gördüğün dördüncüsü arkadaşlar chia tohumu. Şimdi birer tane tabak alıyorum ve istediğiniz şekillerde yapın. Ben size 4 tane şekil göstereceğim. Ama benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi böyle bir bir sıra sıra diziyorum. Bu arada arkadaşlar ben malzemelerimi krem şanti torbasına koydum ki dökmem kolay olsun, sağa sola dağılmasın diye. Susam, önce chia tohumunu koydum. Sonra susamı, sonra keten tohumunu değerli arkadaşlar. Böyle sırayla bunu koyuyoruz. İsterseniz çok ince bir şekil yapabilirsiniz. İsterseniz kalın şeklinde 3 şekil, 3 tane sıra yapabilirsiniz. Ama şöyle ince ince olduğu zaman gerçekten güzel görünüyor. Ekmeğimiz piştiği zaman da üzerinde böyle fırıncıların deseni gibi oluyor ve gerçekten çok da güzel kokuyor. Bütün bu arkadaşlar malzemelerimiz fırında iyice piştiği zaman aroması böyle çok güzel oluyor ve fırında pişerken çıt 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 sürekli sesler duyabilirsiniz. Birinci şeklimiz oydu. Şimdi ikinci şeklimize geldi. İkinci şeklimizde de sadece gördüğünüz gibi chia tohumunu koydum ve ortadan böyle daire oluşturarak elimi hiç parmağım hiç kaldırmadan sonuna kadar gidiyorum. Ve arada açtığım yerlere de susam koyuyorum. Bu arada ben bunları kullanıyorum ama siz elinizde neyiniz varsa onu yapabilirsiniz. Bu arada cevizi yapabilirsiniz, fıstıklı yapabilirsiniz. Bu şekiller istediğinizi verebilirsiniz. Üçüncü şekli de arkadaşlar ortada bir tane daire oluşturdum susamdan. Sonra ortasına kabak çekirdeği ve çekirdeğini karışık koydum. Kenarlarına chia tohumu koyup şöyle elimden desenler verdim. Bu desenler önemli değil arkadaşlar. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz ya da böyle kağıtlarda şekil oluşturup onların üzerinde de çalışabilirsiniz. Hani diyeceksiniz ki bunu kullandığımız zaman ne olacak canım? Bu arada bu kullanmış olduğumuz bütün malzemeler arkadaşlar, bu çerezlerimiz, baharatlarımız, bunlar gerçekten çok, hepsi birbirinden faydalı. Özellikle de bu chia tohumu, özellikle de kabak çekirdeği mesela çok faydalı. Hem ekmeğimizi yapmış oluyoruz hem de faydalı bir şekilde arkadaşlar çekirdeklerimizi beraber yemiş oluyoruz. Bu da dördüncü şeklim. Bunu da böyle rastgele yaptım. Şimdi birinci yoğurmuştum arkadaşlar, sonra ikinci yoğurmuştum. Bu da şimdi tekrar bir daha bu mayalandı.
bir saati şimdi tamamlamış oldum. Şimdi tekrar bir daha alıyorum bunu ve 4 parçaya bölüyorum. Ben 4 tane ekmek yapmak istediğim için ve 4 şekil oluşturduğum için. Dilerseniz siz tek bir şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz 4'e değil 8'e bölebilirsiniz. Ekmeğinizin boyutunun size kalmış arkadaşlar. Ufak bir tabak boyutunda oluyor benim bu 600 gramdan yapmış olduğum undan arkadaşlar. Daha fazla yapabilirsiniz. Burada miktara takılmayın. Önemli olan buradaki arkadaşlar, hamurumuzun yumuşak, ele yapışmayan ama sert olmayan bir hamur yapmak. Ve burada da 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirirken alt üst arkadaşlar un koyuyorum ki elime yapışmasın. Çünkü oradan alacağım. Hiç böyle havasını indirmeden direkt hemen tabağın üstüne koyup şeklini alacağım. Bu arada ben üzerine yağ sürdüm. Çekirdekler güzel yapışsın diye. Ama burada bir hata yaptım. Yağ değildi arkadaşlar. O sırada aklıma gelseydi yoğurt sürseydim. Çırpıp da yoğurt sürseydim daha güzel olacaktı. Ama nedense birden hani işin herhalde kolayıma geldi. Direkt yağ sürdüm fırçayla. Burada biraz hata yaptım. Çünkü bu ekmeklerimiz olduğunda dinlendiği zaman yerken arkadaşlar üzerindeki tanecikler, parçacıklar hepsi kalmıyor. Böyle bazıları da dökülüyor. O yüzden yoğurt olduğu zaman bunun dökülmesini engelliyor. Birincisini yaptım. Bu arada da elimi yağlıyorum. Her seferinde ki elime yapışmasın arkadaşlar. Yapıştığı anda hamurun içindeki hava gidecek. Bunu önlemek için elimi yağlıyorum. Ve böyle bezeyi üzerinde gezdiriyorum. Ve bakın tam bir şekilde aynısı koymuş olduğumuz şekli alıyor arkadaşlar ekmeğimizin üzerine. Şimdi de bu dördüncü şeklimizi de koyuyoruz. Ve tekrar bir daha tepsi mayası veriyoruz değerli arkadaşlar. Tepsi mayası veriyorum ve tepsi de arkadaşlar yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saat dinlendiriyorum. Biraz şekli verirken havası biraz inmiş oluyor ama mayalanırken tekrar bir daha onu kazanıyor. Ve fırına veriyorum arkadaşlar. Önceden ısınmış fırınımızda 200 derecede fanlı ayarda 35 dakikada pişiriyoruz. Ve gerçekten çok güzel ekmeklerimiz hazır oluyor. Fanlı ayarda pişiriyoruz ama fanlı olmak zorunda değil. Fırınınız fansız da varsa eğer fansız fırında da pişirebilirsiniz. Ve ekmeklerimiz gerçekten pişti. Dinlenmesi için ben fırın ızgarasının üzerine koydum. Akşam olduğu için arkadaşlar içini kesip size gösteremedim. Hava kararmıştı ve çekimi çektim. Aslında da çok karanlık ve çok kalitesi düşük bir video elde etmiş oldum. O yüzden onu ekleyemedim. Ekmeklerimiz böyle arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli, çok değerli bir ekmek elde etmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aynen bu yöntemleri yaparak arkadaşlar ya da istediğiniz herhangi bir şekilleri, istediğiniz çekirdekleri kullanarak ekmeklerinizi evde zenginleştirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Bay bay.